Batuhan Yaşar değerlendirecekler. Sözü hemen kendilerine bırakalım. Teşekkürler Gül'den. PKK terör örgütü hain yüzünü, alçak yüzünü bir kez daha gösterdi rehin aldığı, elinde tuttuğu, kaçırdığı 13 Türk vatandaşını aralarında polislerin ve askerlerin de bulunduğu 13 Türk vatandaşını katletti, şehit etti. Biz de şehitlerimize buradan bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm milletimize ve yakınlarına da başsağlığı dileklerimizi iletelim. Hem bu olayı konuşacağız hem de Pençe Kartal 2 Harekatı Gara Operasyonu'nun detaylarını İhlas Medya Ankara temsilcisi Sayın Batuhan Yaşar'la değerlendireceğiz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba Ahmet. Ee, bu gar harekatının pençe kartal 2 kapsamında gerçekleştirilen gar operasyonunun anlam ve önemi size göre nedir efendim? Şimdi tabii bir taraftan Türkiye terörle mücadelede 2016'dan beri çok farklı bir konsepte girdi. 2016'ya kadar olan terörle mücadele başka bir şekilde devam etti. 2016 sonrasında fetöden arındırılmış tamamen e, terör örgütünü yok etmeye yönelik etkisiz kılmaya yönelik Türkiye'nin sınırlarını güvenlik altına almaya yönelik yeni bir e, konsepte gidildi. Bir de e, en büyük değişikliklerden bir tanesi bekle e, PKK saldırsın e, ben kendimi savunayımdan e, PKK neredeyse yurt içinde veya yurt dışında uzaklığı fark etmeden neredeyse oralarda PKK hedeflerini bulup yok etme. E, dolayısıyla bu farklı konseptle beraber gerçekten büyük bir başarı geldi. Diyarbakır anneleri e, düşünebiliyor musun? Geçen e, yaklaşık iki ay önce 20'ye yakın e, terörist teslim oldu. Dolayısıyla hani tek tüktü ve katılım sıfırlandı terör örgütüne. Dolayısıyla bütün bunlarla beraber e, Türkiye çok e, başarılı hedeflere adım adım e, ulaşmaya başladı. Hem yurt içinde hem de yurt dışında. Yurt içindeki e, operasyon İçişleri Bakanlığı, Jandarma ve Emniyet güçleri tarafından yürütülürken, yurt dışında özellikle Suriye ve Irak'ta, Türk sınırına yakın olan yerlerde Genelkurmay Başkanlığı, yani Milli Savunma Bakanlığı'nın uhtesindeki e, harekat alanına dahil edildi. E, bu taraf bir taraftan da yurt dışı Milli Savunma Bakanlığı, yurt içi İçişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı hem e, İçişleri Bakanlığı'na hem e, Milli Savunma Bakanlığı'na tam destek veriyor. Bu şekilde de bütün güçlerin birleştirilmesiyle beraber çok farklı bir şeye girildi yapıya girildi şimdi bakıldığı zaman birçok harita gösteriliyor biz de bizim haritalardan da baktığımız zaman bu haritaların yeri çok önemli yani yanlışlık yapılmaması lazım gara dediğimiz bölge şurası yani şöyle şey altına alacak olursak kırmızı altına alacak olursak yani gara dediğimiz yer tam burası Çünkü bazı haritalarda farklı gösteriliyor Burası Türkiye sınırına ee, tam e, 40 kilometre mesafede kuş uçuşu olarak yani daha da uzak çünkü engebeli bir arazi, e, dağlık bir alan ve ikinci kandil olma yolunda şu işaretlediğim yer e, kameraman arkadaşım Azizden de rica edeyim. Yani dolayısıyla burası çok farklı ve şey bir yer. Zor bir coğrafya. Zor bir coğrafya. Yani nasıl bir zor bir coğrafya? Şimdi onu anlatayım. E, yıllardır e, biliyorsun PKK e, kendisine üstlenebileceği, kış üstlenmesi yapabileceği, hayatını idame ettirebileceği yerler arıyor. Bir de şu haritadan buna tekrar geleceğiz ama şöyle gösterecek olursak, hani bizim şeyimiz neresi? Ana yerimiz Kandil. Yani ana üstlenmenin yapıldığı, PKK'nın sözde yöneticilerinin olduğu yer burası. Şimdi burası Gara. Bir daha yakın olarak baktığımız zaman Garayla Kandil arasında yaklaşık yine kuş kuş uçuşu mesafe olarak 120 kilometrelik bir şeyden bahsediyoruz, alandan bahsediyoruz. Ama gerçekten bakıldığı zaman şimdi diğer haritayı da yan yana getirdiğimiz zaman da Garayla Sincar arası da yaklaşık olarak o kadar. Şöyle gösterelim. Bak orada gara evet. Hemen orada da şurada da Sincar var. Yani 3 tane ana nokta. Şimdi bakıldığı zaman Sincar, sincar Gara ve Kandil. Yani Gara, Kandil ile Sincar'ın arasında da bir geçiş Ort, evet, özelliği de sağlıyor. Evet. Sağlıyorum. Ortasında kalan ve e, PKK'nın tam da aradığı e, yerlerden bir tanesi Gara bölgesi. Niye? Dağlık, engebeli, rahatlıkla e, yeraltı tünelleri açabileceği, mağaralarda üstlenme yapabileceği yerlerden bir tanesine dönüştürmüş durumda. Buradaki en önemli şeylerden bir tanesi gerçekten PKK işte dedi ki bir süredir. A ben dedi tam yerimi buldum İşte o mağaranın infaz edilen 13 vatandaşın infaz edildiği maalesef maalesef ciğerimiz yandı. Düşünebiliyor musun Ahmet? Annesi bekliyor, babası bekliyor, kardeşleri bekliyor. Bir umut diye zaten 5 yıldır, 6 yıldır, 7 yıldır hatta. Bu vatandaşlarımız PKK'nın elinde. Milli İstihbarat Teşkilatı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı... Bir yandan da iş sürüyor nerede bunlar diye. Yani bunları da kurtarmak için şey sayıyorlardı. Dolayısıyla... Burada 3 e, girişi var. 9 odası 7 de demir kapı. Evet. Yani oldukça e, farklı yerlerden giriş çıkış yapabilme imkanları da vardı. Ancak e, görüyoruz ki Türk Silahlı Kuvvetleri de hem MIT'in de verdiği bilgiler doğrultusunda sahayı iyi kontrol etmiş. 25 kilometreye 75 kilometre karelik bir alan taranmış ve onlar ablukaya alınmış değil mi? Çok doğru. E, ama burada en önemli şeylerden bir tanesi şu. Yani yine tekrar gara. Orada çok önemli gelişmeler var. O mağarada... Nasıl infaz edildi? Birazdan onları da söyleyeceğiz. Bazı dezenformasyonlar yapılıyor. Operasyon başarısız oldu. İşte bu operasyon gerçekleşmeseydi bu 13 kişi öldürülmeyecekti. İşte Türkiye Cumhuriyeti TC suçlu PKK sitelerinden yapılan şeyler. Ama önce şunu söyleyeyim. Bir bir defa burada gerçekten örgüt kendisine yeni bir üstlenme bölgesi arıyordu. Bu bizim son operasyonla. E, Garadaki tahkimatları Bütün tahkimatları yerle bir edildi Ve e, terör örgütü 5-10 yıl daha geriye gitti Bir defa bunu e, herkesin kabul etmesi lazım Ve burada işte e, Türkiye dün de şehit verdi Maalesef bugün de verdi yarın da verecek Çünkü bu coğrafya öyle e, Burada terörle mücadelede biz şehit verdik Diye hiçbir zaman bu terörle Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz e, Devletin tepesindeki kararlılık Ve irade terörle mücadelede tam bir şekilde devam ediyor ve e, şurada bir şey söylemek istiyorum. Yani burada gerçekten işte e, bir taraftan da e, burada e, mağaranın etrafı sarılıp sen demin anlattın çıkış noktaları tutulduktan sonra normal şartlarda mağaranın içerisindeki teröristlerin teslim olması gerekiyor. Yani bu hesaplandı. Orada o hani dün paramotorla kaçmaya çalışan 3 kişi var ya. Evet, siha'larla vuruldu. Siha'larla kaçmaya. O 3 kişi işte güya şöyle lanse edildi. Burayı düzeltelim bu bilgi yeni bilgi. İşte mağaradan 13 vatandaşımızı şehit ettiler. Ardından infaz ettiler Hunharca. ardından da mağara içindeki teröristler izlerini kaybettirdiler. Paramotorla kaçmaya çalışırken Türk İHA'ları, SİHA'ları tarafından vuruldu. Ya Ahmet, paramotorun havalanabilmesi için yani bir süre gitmesi lazım ki sonra kalkacak. Bu dediğimiz yer uçurumun içerisinde, uçurum. Dağın içinde dağ, tepenin içerisinde tepe olan kayalık bir yer. yani orada Şu anda da ekranlara yansıyor. Ha, işte Orada mağara. da zaten paramotorun bir şekilde havalanması mümkün değil. Bu dediğimiz yerle mağara, yani bizim vatandaşlarımızın tutulduğu yer çok farklı. Şimdi gelelim orada. Burada ne yapılmaya çalışılıyor? Bir defa gerçekten PKK, FETÖ gibi aynı FETÖ taktiğiyle bir kara propaganda, bir gri propagandaya başladı. Ne yapıyor işte? Burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu operasyonu yapmasaydı bu 13 kişi ölmeyecekti. HDP'li vekiller de bu dezenformasyona katıldı. Ömer Faruk Gergerlioğlu'yla ile Hüda Kaya da benzer paylaşımlar yaptılar. İşte hem Gergerlioğlu hem de Kaya için zaten soruşturma Ankara başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Ya Gerçekten terörist misin, milletvekili misin ne olduğun belli değil. Burada bütün bunlar. Onları da bir bir ayrıca siyasetin terör ayağını da konuşalım. Tabii. Oraya da gelelim ama şu e, ka, e, dağdaki olayı ya yüreklerimiz yani demin de söyledim ki hala düşünsene Ahmet. Yani kendi bizi ateş düştüğü yeri yakıyor. Kendini yerine koy. Bir umut bekliyorsun ama sonuç e, terör örgütünün karanlık yüzük ve e, gerçekten pis yüzü, kötü yüzü e, tam anlamıyla tezahür etmiş durumda. E, burada gerçekten e, PKK'nın bu operasyon niye yapıldı? Önce onu söyleyelim. Gara operasyonun iki amacı vardı. PKK'nın aynı Kandil gibi, Sincar gibi üstlenebileceği üçüncü bölge olan Gara e, yok edilmek. Yani PKK'nın oradan e, silinmesi için gerçekleştirildi. Birinci amaç bu. PKK'nın tahkimatlarının yok edilmesi, barınma alanlarının e, yıkılması için gerçekleştirildi. Bu bir. Bunda başarılı olundu. Şu an bölge kontrol altında tutuldu. İkinci amaç neydi? İkinci amaç, bu 13 rehinenin kurtul, kurtarılması için gerçek İşte burada milli istihbarat teşkilatının işte Milli Savunma Bakanlığı'nın İçişleri Bakanlığı'nın neyse işte yani burada e, bakıldığı zaman tam nokta verildi. Hangi mağarada tutuldukları e, bu vatandaşlarımızın şeyi verildi. Yani koordinatları, koordinatları verildi. verildi. İndirme direkt oraya yapıldı. O mağaranın oraya yapıldı ve bütün üç kapısı da e, özel harekat e, ve ee, askerleri tarafından özel kuvvetlere bağlı e, tam eğitimli her türlü bu eğitimlerden geçmiş askerlerimiz tarafından Mehmetçik tarafından özel tutuldu. Özel kuvvetler indirildi. Evet, özel kuvvetler indirildi. Orası tutuldu. Yani mağaranın normal şartlarda daha önceki operasyonlarda şöyle oluyor. İşte teslim oluyor içerideki teröristler. Rehineler de bu şekilde kurtarılacaktı. Ama e, maalesef hani bazen evdeki hesap çarşıya Orada bir şey geldi, emir geldi veya nasıl oldu bilmiyoruz. Veya orada mağaranın sorumlusu olan o pislik tırnak içerisinde bir anda infaz kararı aldı ve bütün bu vatandaşlarımız elleri de bağlı, kafalarından ve bir tanesi de kalbinden arkadan, kalbinden direkt vurularak hunharca katledildi. Şimdi burada işte ardından da şu başlatıldı. İşte Burada e, gerçekten e, PKK e, bu infazı yapmak zorunda kaldı çünkü nedeni e, Türkiye Cumhuriyeti Devletiydi, Türkiye Cumhuriyeti askeriydi, Türkiye Cumhuriyeti istihbaratıydı ve e, gerçekten e, bütün PKK'ya yakın haber siteleri işte Türkiye'deki bazı e, bunlardan beslenen maalesef tırnak içerisindeki haber siteleri, ee, bu operasyon yüzünden insanlar öldü. Türkiye Cumhuriyeti'nin bombardımanıyla e, bombalandığı zaman mağaranın içerisindeki bu e, vatandaşlar hayatını kaybetti. Asıl sorumlu PKK değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin bombaları. Terör örgütü PKK yaklamaya çalışıyorlar. Tabii yani bombalar yüzünden, Türkiye Cumhuriyeti'nin bombaları yüzünden bu insanlar öldü. Buradaki e, kayıp e, kendi kay niye bunu yapıyorlar? E, i̇ki şeyden doğru. Kendi kayıplarını Oradaki, garadaki, gara'daki, Gara bölgesindeki hezimeti e, örtbas etmek ve e, kapatmak için. Ve e, gerçekten Türkiye içerisindeki muhalifler ve e, muhalif söylemler e, burada gerçekten konuşuyorlar. E, i̇şte bunu aynen dedim ya FETÖ yapıyordu. E, demek ki FETÖ ile PKK'nın arasında da çok bir fark yok. Dediğimiz gibi e, Türkiye terörle mücadelede e, sonuna kadar devam edecek. Buradan vazgeçecek değil. Zaten ee, siz de vurguladınız. Otopsi sonuçları da ortada. Yani şehitlerimizi başlarından vurmuşlar. Bir tanesi de yine bir şehidimiz de kalbinden vurulmuş durumda. Yani her şey ortada. Evet. ABD'den de bu kapsamda gelen bir açıklama var. Evet. If diyor. Yani eğer diyor. Evet. Bunları PKK öldürdüyse biz bunları kınıyoruz diyor. Maalesef. Yani ABD'den gelen <laughs> bu açıklamayı nasıl değerlendirmek <laughs> lazım? Bir yandan da terör örgütüne yönelik yardımlar da devam ediyor. Lojistik desteği de devam ediyor. Evet. Yeni nesil silahlar verdiklerini de biliyoruz ABD'den. Daha yeni evet. Nasıl değerlendiriyorsun? Sen bu açıklamayı hem de ABD'nin terör örgütüne destek vermeye devam etmesini Ya burada zaten çok net her şey ortaya çıkmış durumda. Gerçekten çok üzücü. NATO'dan sıra arkadaşımız güya tırnak içerisinde söylüyorum. Sözde müttefiklerimiz sadece Amerika Birleşik Devletleri değil. Birkaç ülke daha onun içerisine katabiliriz. E, terör örgütü PKK'yı e, nasıl beslenip büyütüldüğü, bugünlere geldiği, bütün bunlar olurken 35 tırdan bahsediliyor e, haber sitelerinde e, özellikle bütün bunları gördük. Gerçekten terör örgütünün e, gerçek yüzüyle beraber terör örgütüne e, tam zamanlı destek veren e, güçlerin de e, bu yaptığı açıklama e, çok net bir şekilde ortaya çıktı. Hani kim öldürdü peki sorusu? Amerika bilmiyor mu bal gibi biliyor yani sonuçta bölgeyi izliyor droneları Predatörleri orada uçuyor Her şeyi çok net bir şekilde görüntüülüyor. Kim öldürmüş olabilir? Kimse yani PKK dışında kim öldürecek bunları if diye yani eğer onlar PKK öldürdüyse kınıyoruz. Burada gerçekten bir müttefikliğe yakışmayacak bir açıklamayla karşı karşıyayız. Amerika'nın açıklaması ne olursa olsun, Türkiye'nin bugüne kadar besleyen, büyüten sözde müttefiklerimiz kim olurlarsa olsunlar, Türkiye o kapasiteye ulaştı, onların sözleriyle, onların sözlerinden etkilenecek veya morali bozulacak değil. Zaten YPG, PKK'ya verilen destek, bu Ahmet yeni değil ben şunu da söyleyeyim. Ta biliyorsun İncirlik'te oluşturulan bir harekat kapsamında yıllardır yani 90'lı yılların başından itibaren çekiç güç dediğimiz e, olayla beraber terör örgütüne e, Amerika Birleşik Devletleri destek vermeye başladı. Uçak savarların ABD helikopterleri tarafından o çekiç güç zamanında daha başlarına yerleştirildiğini biliyoruz. Tabi 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 Yani e, Amerika Birleşik Devletleri yeni değil. E, uzun süredir PKK'ya destek veriyor. E, yüz yüzlerce, binlerce tırın hatta binlerce tırın e, sayıları vardı 35 bin ile 40 bin arasında. E, terör örgütüne her türlü silahı taşıdığını biliyoruz. O silahların nerede oldukları da belli değil. Zaten mağaradan çıkan silahların da Amerikan ve Rus menşeli oldukları da e, net bir şekilde ortaya çıktı. E, burada terör örgütü e, nübeslemeye devam ediyorlar ama terör örgütü geldiği nokta itibariyle çok farklı e, bir e, sıkışma. Türkiye her taraftan sıkıştırıyor. Tekrar şu şeye dönecek olursak bir şey daha göstereyim ben sana. Şimdi Haftanin'de, işte Zaho'da, Avaşin'de, Basyan'da, Hakurk'ta e, ta Kandil'le kadar da çok sık operasyonlar bir taraftan devam ediyor biliyorsun. Yani evet. E, burada hatta Türkiye'nin üstlenmeleri var. Yani neleri var? Hani Sayın e, Rahmetli, onu rahmetli analım Özal, Cumhurbaşkanı Özal bir şey yapmıştı. E, i̇leri karakol demişti. O söylem geldi. Bütün şu şeye, şu alana yani Batı Doğu istikametinde bütün bu alan e, karakollarla örüldü. Yani sınırın ilerisinde de karakollarımız var. Neresi kalmıştı? Gara. E, Gara da şimdi artık aynı şeye dahil oldu. Yani aynı e, gücün içerisine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kontrol ettiği alanların içerisine girdi. Burada e, Kandil'de sıkıştırılan Terör örgütü e, yine aynı şekilde e, Suriye sınırının kontrol edildiği ve e, gerçekten PKK'nın son dönemde e, bütün bunları operasyonun yediği Sincar'da itilirken e, bir nefes alabileceği yer tam da burasıydı işte Gara. Gara bölgesi yani e, orası da e, yerle bir edildikten sonra terör örgütünün e, ve orada da bazı e, ileri karakolların kurulacağını ve bölgede arama tarama faaliyetlerinin hali hazırda devam ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla burası da tam hakimiyet sağlanmış oldu. Ee, gerçekten bütün bu operasyonlar e, bütün şiddetiyle devam edecek. Ama e, burada e, hani bir kin, hepimizin içerisinde bir kin oldu ya e, sevgili Ahmet. E, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yumruğu bakalım kimin kafasına inecek? Peki bu yumruk aynı zamanda Kandil'e inecek mi? Şimdi Türkiye'nin hem Erbil yönetimiyle, bölgesel yönetimle hem de merkezi hükümetle görüşmeleri devam ediyor. Dolayısıyla Kandil'deki çember de terör örgütü açısından gittikçe daralıyor. Ee, zaten Sincar'a ikinci Kandil yapmak istemelerinin sebeplerinden bir tanesi de bu. Kandil'e ve Sincar'a vurucu bir operasyon için hazırlıklar ne aşamada? Ya da önümüzdeki dönemde bu yönde hangi adımlar atılacak? Zaten Gara oranın kapısıydı. Sincar'ın kapısıydı. Ee, bundan sonra... Zaten biliyorsun zorlu kış şartları da devam ediyor. Ama bu zorlu kış şartları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni durdurmaya yetmiyor. Bu gara operasyonu eksi 20 ile 25 derece arasında gerçekleştirildi. Yani böyle bir soğuk yok ve tam başarılı sağlandı. Zor hava şartlarına karşın Türkiye gözünü kırpmadan Skorskilerle, ataklarla bölgeye gitti, hava indirmesini yaptı, uçar birlik harekatıyla bunu gerçekleştirdi. Yani bundan sonra çok daha acımasız Türkiye'nin bir başka yüzünü görecek terör örgütü. Bunun öcü mutlaka alınacak o 53-55 terörist falan değil. Hatta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da açıkladı. Şimdi bilinen 53 terörist öldürüldü ancak diğer birçok mağaranın girişleri de kapatıldı. Oralara yönelik füze atışları da oldu. Dolayısıyla belirlenen rakam bilinen rakamdan daha fazla olabilir şeklinde açıklaması oldu. Doğru yani tam söylediği gibi Sayın, Sayın Bakan zaten uzun süre orada bütün gelişmeleri an be an pazartesiyle çarşamba arasında Takip etti. Gönül isterdi ki o 13 vatandaşımız da e, dediğimiz gibi sağ salim Türkiye'ye, yurdumuza getirilsin. E, ama Ahmet böyle yani burada bütün bunları hesap ediyorsun. Hani diyorlar ya bu operasyon yapılmasaydı onlar kurtulacak. Zaten 6 senedir, 7 senedir, 5 senedir terör örgütünün elinde bu vatandaşlarımız bizim. Yani birisi düğüne giderken, birisi annesi kanser olmuş onu e, ziyaret etmeye giderken, bir diğeri memleketine giderken üzerinde silah olmaksızın sivil bir vaziyette kaçırıldı ve yıllardır oradan oraya oradan oraya gezdiriliyordu bu vatandaşlarımız ve bir taraftan da takip ediliyordu. İkisi de sivil vatandaş yani polis var, asker var, istihbaratçı var aralarında ve sivil vatandaşlarımız var. Gerçekten terör örgütünün ne kadar bebek katili olduğu, nasıl bir katil olduğu gerçek yüzünü bir kez daha anladık savunmasız insanları bu şekilde öldürebiliyor gözü kırpmadan ki terör örgütünün tarihine baktığımız zaman PKK'nın tarihine bu tip e, saldırıların çok fazla olduğunu e, çok net bir şekilde söyleyebiliriz. 33 Aa. şehidimiz var Bingöl'de biliyorsunuz. Bingöl'de, evet. e, yani e, askeri birliğine teslim olmaya giderken, silahsız bir biçimde sivil bir biçimde giderken 33 kişiyi yine katlettiler, şehit ettiler. Bebekleri kundakta öldürdüler. Onlar hepimizin hafızasında zaten. Evet, i̇şte Yani şimdi terör örgütü aynı FETÖ taktiği gibi ki bu taktiği zaten FETÖ verdi ona. Bu operasyon yapılma Çünkü Garak tepeleri, Garayı Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'nın başına yıktı. Burada nefes alabileceği bir yerdi. Orası da sonuçsuz kaldı. Ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin zirvesinde bu kararlılıktan en ufak bir geri adım yok. Aksine saat 14'te Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını dinleyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı bu harekatla ilgili farklı noktaları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla paylaşacaktır diye sanıyorum ki öyle olacak. Dolayısıyla 14'teki yapacağı konuşmada operasyonla ilgili yeni bilgileri elde etme fırsatı bulacağız. Ama bütün bunların ötesinde Türkiye terörle mücadeleye dünden daha kararlı bir şekilde devam edecek. Burada hemen söyleyeyim. işte bu terör örgütü başı Murat Karayılan, Cemil Bayık sözde başı, Cemil Bayık, Duran Kalkan gibi isimler hedefte ve çember giderek daralıyor bu operasyonları yapabilen, Türkiye'de nokta operasyonlarını yapabilen, e, bu tip harekatları yapabilen ülkeler kimler? Amerika Birleşik Devletleri bakıldığı zaman İsrail ve üçüncü ülkede Türkiye. İçişleri Bakanı e, Süleyman Soylu'nun bir açıklaması vardı. Murat Karayılan'ı yakalayıp paramparça etmezsek evet, dediğim, şehitler yüzümüze tükürsün dedi. Evet, evet. Yani, yani o, demek ki artık... Demin söylediğim o Türkiye Cumhuriyeti'nin zirvesindeki kararlılığın dışa vurumu. Belki Sayın Cumhurbaşkanı'ndaki hani terör örgütüne karşı olan öfke e, kim bilir nasıl, yani Cumhurbaşkanı tabi dikkatli bir şey, yani kim bilir hangi boyutlara ulaşmıştır. Gerçekten siz bir şeyi planlıyorsunuz hani orada e, şey yapıyorlar, e, teröristler mağara içindeki teröristler e, intiharı seçiyor. İntihar etmeden önce de bizim vatandaşlarımızı şehit ediyor, infaz ediyor. Dolayısıyla e, burada Ahmet bu üç paramotorlu kişi e, mağaradan çok farklı bir yerde, yani Gara'nın başka bir yerinde e, öldürüldü. Artık öldürüldü. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri o kadar e, şey ki, e, diyorsun biliyorsun açıklamalarında etkisiz hale getirildi kelime. Amerika ne haber? Killed. Yani öldürüldüğü kullanılır. E, Türk Silahlı Kuvvetleri o kadar e, yıllardan gelen e, şeyiyle e, etkisiz hale getirildi kelimesini kullanıyordu. O 3 kişi oradan çok farklı bir yerde öldürüldü. Yani Ahmet şu son bilgilere göre şu doğru değil. Bu işte tam da PKK'nın ve FETÖ'nün yaptığı dezenformasyon. O mağaraya o mağara tutuldu. İşte oradan infaz edildi teröristler. Kaçtı. Bizimkiler sonra geldi. Böyle bir şey yok. Bu doğru değil. Evet bu dezenformasyonu da bir kez daha düzelttiniz. Bir de şimdi siyasi şey... ayak evet. demiştik. Şimdi. Son dakikalara girelim. Evet. E, i̇sterseniz bir de siyasi ayağını değerlendirelim. Yaş, bu işi. Gerçekten şimdi bakıldığı zaman çok üzücü. E, siyasi parti HDP değil HDP zaten e, daha işte sırtını dayadığı dağın e, talimatlarını yerine getirdiği belli ben diğerler için söylüyorum yalandan e, 13 vatandaşımızın öldürülmesini kınayan partiler HDP ile kol kola giren partiler HDP'lileri işi alan partiler bakıldığı zaman e, bir taraftan kınayıp ama perde arkasında he, e, terör örgütüne tam destek veren partiler var burada e, gerçekten savcılarımızın harekete geçip terörün siyasi ayağını da ortaya çıkartması lazım. Çok farklı sonuçlar çıkacak seçimlerde. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tam 40 yıldır bu terör belasından kurtulup enerjimizi emen, insanlarımızı kaybeden ki hani işin parasal yönüne bakmıyoruz. Bir insanın e, değeri e, parayla ölçülmez. Hele tü, bir Türk'ün değeri parayla hiç ölçülmez. Bu e, siyasi parti dediğimiz ve değiştirilen partiler, farklı yola saptırılan FETÖ'nün kucağında, kucağına itilen anti siyaset yapan, Türkiye'yi geren, kutuplaştıran bu partiler, Rin PKK ile terörle, FETÖ ile ilişkilerinin en kısa sürede ortaya çıkartılması lazım. Şu şöyle yapılıyor Ahmet. Maskeler var. Bir maskesini takıyor. Terör örgütüne karşıyım. Orada PKK ismini bile kullanmadan terör örgütünü kınıyor. Ama işte bizim e, saf insanlar tamam mı zannediyor ki evet kınadı ama perde arkasında PKK'ya her türlü desteği veriyor. Ya e, bir milletvekili Gürsel Tekin ismini de çok rahat verebilirim. PKK'nın sözde ajansına ANF'ye bağlanıyor, canlı bağlanıyor Ahmet. Ya bu nerede görülmüş? Bu adamla ilgili niye savcılar harekete geçmiyor? Ben çok merak ediyorum açıkçası. Evet. Son bir dakika içerisine girdik. E, eklemek istediğiniz bir bilgi varsa ya da değerlendirme varsa onu da alalım lütfen. Evet burada e, Türk Silahlı Kuvvetleri yeni hedefleri var. Operasyonlar aralıksız devam edecek. E, Kandil, e, Kandil'de PKK çok sıkıştırıldı. Sen kara operasyonundan bahsediyorsun. E, olabilir e, ama bir taraftan da Türkiye e, dediğimiz gibi sınırını özellikle e, Doğu Batı ekseninde Irak sınırından bahsediyorum Suriye ayrı tamamen kapatıyor. Yani kapatıyor derken terör örgütünü buralarda karşılayacak. Yani burası bizim sınırımız ya burada değil. Evet. Şu, şu hatta karşılayacak artık. Yani e, terör örgütünün yukarıya çıkması bizim ulusal güvenliğimizi vatandaşlarımızı sınırlarımızı e, şey yapması. Tehdit etmesinin tamamen önüne geçilecek. 15 ile 40 kilometre arasında Irak'ta bir derinlik oluştu. Derinlik evet evet 40 kilometreye kadar hatta yer yer 50 kilometreye kadar çünkü coğrafi şartlara baktığımız zaman bunu gerektiriyor. Bundan geri adım atmayan ve çok net bir şekilde yoluna devam eden bir Türkiye var. Çok kararlı ve terör örgütüyle mücadele sonuna kadar devam edecek. Hani Milli Savunma Bakanı Sayın Akar'ın çok güzel bir sözü var. Son bir terörist kalana kadar diyor. Gerçekten öyle. Burada 3 tane şey var. Yeni operasyonlar planlanıyor. Hem Irak'ta hem Suriye'de. Kandil'de her an büyük bir darbe daha indirilebilir. Sincar'da zaten Gara Sincar'ın ön kapısıydı. Oradan içeriye girildi. Sincar'da yeni gelişmeler her an olabilir. Ve Türkiye'nin öfkesi bu 13 vatandaşının katledilmesiyle birlikte kat ve kat arttı. Artık bilmiyorum nasıl bir darbe indirilecek ama ikinci şey de terör örgütünün sözde elebaşıları Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'a yönelik her an bir müjde alabiliriz. Artık biz onu bekliyoruz yani böyle bir müjdeyi bekliyoruz. Gerçekten Türk Türkiye terör örgütü PKK'nın başını en kısa sürede kopartacak. Çok teşekkür ediyoruz. Bu temenniyle yayınımızı bitirelim. Verdiğiniz bilgiler için de çok teşekkür Bilmiyorum. ediyoruz. Konuğumuz İhlas Medya Ankara temsilcisi Sayın Batuhan Yaşar'dı. Gara'daki operasyonun detaylarını ayrıntılı bir biçimde konuştuk. Eline geçen yeni sıcak bilgileri de bizimle paylaştı. Bütün bunların detayları her zaman olduğu gibi TGRT haber bültenlerinde olacak diyelim ve sözü yeniden İstanbul'a bırakalım. Sayın Batuhan Yaşar'a ve Ahmet sana çok teşekkür ediyoruz. Gündemin sıcak başlıklarını değerlendirdiniz.